quero. Sonunda Nankatsu'ya geldik. Bir süreliğine yerleşmek için harika bir yer, değil mi? Evet. Ben de Nankatsu ilkokuluna gideceğim, değil mi? İnşallah orada da futbol oynayabilirim baba. Ha? Merhaba. Merhaba. O da senin yaşlarında olmalı Misaki. Evet. Acaba kim bu çocuk? Topu ne kadar güzel sürüyor. Ne? Evde yok mu? Peki futbol sahasına gitmiş olabilir mi? Emin değilim çocuklar. Ha? Öğrenemez misiniz? Kaptan Wakabayashi başka nerede olabilir? Bugün Nankatsu ile yapılacak maçta oynamayacak mı? Ha? O halde ayrılıp nerede olduğunu öğrenmeye çalışalım. Evet, evet çok doğru. Yanılmıyorsam bu Wakabayashi olmalı. Oh. Nihayet seninle karşılaşacağımız gün geldi Tsubasa Ozora. Ha! Rakibim nerede? Çocuklar çok merak ediyorum. Kaptanımız Wakabayashi nerede olabilir? Bir, iki, bir, 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 bir. Eskisi gibi değiliz ve onlara bütün hünerlerimizi göstereceğiz. Onlarla yaptığımız son hazırlık maçını 30-0 kaybetmiştik. Bu defa ondan fazla gol kesinlikle yememeliyiz. Evet çok haklısın. Ve biz onlardan daha cesuruz. Öyle değil mi Tsubasa? Elbette. Sadece bir maç. Meydan okumak istiyorsan okullar arası oyunlarda karşılaşırız. Sonunda düello vakti geldi. Hey! Futbol takımı gelmiş. Evet. Söyleyin bakalım bunca zamandır neredeydiniz? Açılış töreninde bile yoktunuz. İzin verirseniz açıklayayım arkadaşlar. Oyunları kazanabilmek için son sabah idmanını yaptık ve gizli taktiklerimizi konuştuk. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. İşte maç saatleri. Hala bol bol vaktimiz var. Gidip diğer takımların neler yaptığına bakalım. Hadi. Evet, bunu anlamak gerçekten çok zor. Her durumda kaybedeceğim bir takımla maç yapmanın ne anlamı var ki? Yanılıyor muyum? Tamam, sakin ol. Ishizaki, enerjini oynayacağımız maça sakla. Orada. Roberto. Roberto. Merhaba Bayan Natsuko. Söylesene neden burada bekliyorsun? Maçın başlamasına daha çok var. Sahaya bakıp Tsubasa'nın nasıl oynayacağını hayal ederken aklımdan pek çok şey geçti Bayan Natsuko. Ona hadi Tsubasa. Böyle devam et. Topu şuraya ya da diğer tarafa gönder dediğimde hep istediğimi yaptı.
Sanki ne yapılması gerektiğini önceden biliyormuş gibiydi. Bu beni çok etkiledi. Tsubasa bana eski görkemli günlerimi hatırlatıyor. Başka bir deyişle sanki benim için oynuyor gibiydi. Söylesene, gözlerin ne durumda? Aa, hayır Bayan Natsuko. Endişelenecek bir şey yok. Tsubasa ile futbol çalışırken tüm dertlerimi unutuyorum. İnanın bana, gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Roberto, şu Dünya Kupası meselesi nedir? Ha? Biliyor musun, oğlum neredeyse konuşmaya başladığından beri Japonya Dünya Kupası'nı kazanmalı diyor. Tsubasa haklı. Dünya Kupası olimpiyat oyunlarının futbol biçimi gibidir. Aslında bazı ülkelerde olimpiyattan çok daha mühimdir. Ama Japonya'nın ön elemeleri hiç geçemediğini söylüyorlar Roberto. İşte peşinde olduğu şey bu büyük rüya. Dünya Kupası. Bu hayale birlikte ulaşabiliriz Tsubasa. Şimdi de sırada erkekler 100 metre koşusu var. Neler oluyor? 6. kulvarda koşucu yok. Okulumuz bu daldan çekildi. Koşucu yaralanmış. Bir şey yapamazdık çocuklar. Sonuçlara bakın. Bu çok kötü. Bu seneki yarış takımı sınıfta kaldı. Senin gibi bir yeteneksiz bunu nasıl söyleyebilir? Kaptan! Kapı Tsubasa! Tsubasa topla birlikte bir koşucudan bile daha hızlı koşabiliyor. Maçtan önce ufak bir denemeydi sadece ve talihliydim. Evet, şimdi de yarışın sonuçlarını açıklıyorum. Birinci 6. kulvardaki... Kimdi bu, bir bakalım. Top süren çocuk birinci oldu. Gördün mü? Aslına bakarsanız istediğim gibi bir yer. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Babam daha önce gezgin bir ressamdı. Ama burayı sevdiğim için bu şehre yerleşebileceğimizi söylüyor. Çok heyecanlıyım. Acaba futbolun çok sevildiği Nankatsu şehrinde kimlerle tanışacağım? Misaki, artık yeni bir evimiz var. Yeni okuluna gidip kaydını yaptırabilirsin. Tamam, merak etme. Hemen gidiyorum baba. Ne kadar güzel değil mi? İnsanlar akın akın bu etkinliğe geliyor. Başarılar koç. Arkadaşlar, bugün geçmişin izlerini silmeliyiz. Şu Tetsu'yu yenmemiz gerekiyor. Yoksa istediğimiz şehir kupasına katılamayız. Ama Wakabayashi gelecek mi gelmeyecek mi bunu bilmiyoruz. Son hazırlık maçına gelmemişti, ben de biliyorum. Üstüne üstlük son zamanlarda takım çalışmalarına katılmadığını duydum. Bence Wakabayashi gelecek. Bu Nishikaka'dan Urabe. Ama gelmezse neler olacağını görmek istiyoruz. Belki bu defa zaferle dolu geçmişlerine rağmen yenilirler. Bunu Nankatsu ile yaptığınız hazırlık maçını kaybettiğiniz için mi söylüyorsunuz? Gerçekten çok komik. Nasıl istersen öyle düşün. Ama Nankatsu'da Tsubasa Ozora adında bir çocuk olduğunu sakın unutma. Tsubasa Ozora mı? O da kim? Sana şöyle anlatayım. Şu ana kadar hiç gol yememiş olan Wakabayashi'ye unutamayacağı bir gol atan kişidir o. Durum gerçekten ciddi. Hala beraberlik var. Bu da her şeyi son karşılaşmanın belirleyeceği manasına geliyor. Çocuklar, görünüşe bakılırsa sonunda kazanan biz olacağız. Çok doğru. Son maçı 30-0 almıştık. Hatta buna maç demek bile saçmalık olur. Siz öyle sanın. Unutmayın, artık harika bir oyuncumuz var ve takımımız eskisi gibi değil. Kesinlikle sizi yeneceğiz. Kim o oyuncu? Tsubasa Ozora. Ha? Tsubasa mı? 100 metre yarışını top sürerek kazanan çocuk mu? Şu Tetsu'yu yenmeyi planlayan Nishikaka futbol takımının Ozora karşısında hiçbir şey yapamadığını söylüyorlar. Umarım böyle bir şey olmaz ama endişelenmeye başladığımı itiraf edeyim. Kaybedecek vakit yok arkadaşlar. Hadi gidip onları neşelendirelim. Evet, hadi çocuklar. Kayıt mı olmak istiyorsun? Ne yazık ki bugün imkansız çünkü bütün öğretmenler okullar arası oyunlar için şu Tetsu'ya gitti. Anladım. Peki bana şu Tetsu okulunun nerede olduğunu söyler misiniz? Tabii. Şuradan gideceksin. Ne çok seyirci var. Bu çok normal. Çünkü her şey son maça kaldı. Sinirden bacaklarım titriyor. Galiba bir kere daha tuvalete gideceğim. Sakin olun çocuklar.
Ne kadar fazla seyirci olursa o kadar taraftarınız var demektir. Çok doğru. Sakin ol Ishizaki. Tabii. Dünya Kupası seyircileri bununla kıyaslanamaz Tsubasa. Evet. Wakabayashi nerede peki? Onu hiçbir yerde bulamadım kaptan. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bugün onsuz çıkacağız çocuklar. Böyle maçlarda kendinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Nankatsu'yu yeneceğiz. Evet. Dikkat. Şu Tetsu ve Nankatsu arasında oynanacak final maçı az sonra başlayacak. Herkese iyi seyirler. Nankatsu ve Shutetsu arasındaki bu maçın sonucu ne olursa olsun, futbol oyunlarının tarihine altın harflerle yazılacaktı. Neden Nankatsu'ya yazılmak için Shutetsu'ya gitmem gerekiyor? Acaba bir şut çeksem şu direkteki ilanı tutturabilir miyim? İşte geliyor. Ah! Dikkat et! Ah! Ufaklık, futbol sokakta değil, sahada oynanır. Hey! 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 Şu harika kaleci Wakabayashi ortalıkta görünmüyor. Çok güzel. Hey! Futbol takımımız şu sıralar formunda. Hey! Ve kalecileri de olmazsa mutlaka biz kazanırız. Evet! Buna inanamıyorum. Wakabayashi kesin gelecek demişlerdi. Bu gerçekten çok garip. Wakabayashi nerede kaldı acaba? Mishigaga takımından Urabe, Tsubasa'dan gol yememek için gece gündüz hiç durmadan çalıştığını söylemiş. Belki de Tsubasa denen çocuktan korktuğu için saklanmıştır. Ne dersiniz? Çok komiksin Ishizaki. Wakabayashi. Sana daha önce de söylemiştim Tsubasa. Hatırlıyorsun değil mi? Maçın asıl amacı bana gol atıp atamayacağını görmek olacak. Sadece gol atmak değil. Bütün maç çok önemli ve sizi yeneceğiz. Arkadaşlar, biz de bir şeyler yapmalıyız artık. Çok bilmiş nereye kayboldu. Göreniniz var mı? Çok teşekkür ederim. Çok iyisin. Acele etmem gerekiyor. Çok bilmiş. Zor da olsa yetiştim. Şuna bakın çocuklar. Elindeki ne? Yaşasın! Yaşasın! Tsubasa! Yaşasın! Yaşasın! Tsubasa! Şimdi beni çok iyi dinleyin. Bu maçta ne olursa olsun Tsubasa bana asla gol atmamalı. Anladınız mı? Çünkü bu maçta benim için önemli olan tek şey skordan çok Tsubasa'nın bana gol atamamasıdır. Shimada! Nakamoto. Evet. Siz ikiniz Tsubasa'yı hücuma geçtiğinde durduracaksınız. Ve gerisiyle de diğerleri ilgilenecek. Tamam. Ama onu sadece ceza sahasında bekleyeceksiniz. Eğer ceza sahasından dışarı çıkarsa bırakın uzaklaşsın. Sabahki idmanda konuştuğumuz planı sakın unutmayın çocuklar, tamam mı? Evet. Evet. Yapacağınız tek şey bu. Sahaya çıkın ve elinizden geleni yapın. Evet. İşte son karşılaşma için takımlar geliyor. 26. okullar arası oyunların sonucunu bu maç belirleyecek. Şu ana kadar olduğu gibi bu maçın favorisi yine Shutetsu takımı. Ama sahada neler olacağını hiç kimse bilemez. Tsubasa, babam bugün eve dönüyor. İnşallah zamanında yetişip seni seyretmeye gelebilir oğlum. Nankatsu'ya gidelim lütfen. Shutetsu okulunun futbol sahasına. Tsubasa! Buradayım oğlum!
Tetsu'yla maç yapma düşüncesinden bile korkardım. Aylar önce hantal ve sakar oyuncular. Ama artık koçumuz ve Tsubasa sayesinde çok güçlüyüz. Nasılsınız arkadaşlar? Yapamayacağız. Bunu asla başaramayacağız. Ishizaki! Belki de biz senin kadar yetenekli değilizdir Tsubasa. Evet. Yetenek diye bir şey yok. Sonucu sadece sahadaki gayretiniz belirler. Tsubasa, sen özel bir yetenek değil misin yani? Bunu sadece bizi cesaretlendirmek için söylüyorsun değil mi? Hayır, çok ciddiyim. Kendimi bildim bileli en iyi arkadaşım futbol topu oldu ve ondan hiç ayrılmadım. Ve eğer sizden daha iyi oynuyorsam bu çok yetenekli olduğumdan değil. Sadece futbolu sizden daha çok sevdiğim içindir arkadaşlar. Ben de futbol oynamayı onun kadar sevebilirim. Evet, ben de. Pekala, bir daha deneyelim o zaman. Deneyelim. 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 Elbette. Deneyelim. Durun, durun buna. Takım lideri karar verir. Pekala çocuklar, başlıyoruz o zaman. Hemen mi? Tsubasa, herkes bizi seyrediyor. Ishizaki, hazır mısın? Evet, hazırım Tsubasa. Güzel. Kaptan? Tutacağımız oyuncu nerede duruyor kaptan? Kale önünde bekliyor. Acaba aklında ne var? Ama orası stoperin yeri. Buna inanamıyorum. Savunma tarafında mı oynayacak? Şaşırdınız değil mi? İşte bizim küçük sırrımız. Değil mi koç? Bu tarafa bakma Ishizaki. Tsubasa stoper olmuş. Kisugi, kaptan bize böyle söylememişti. O çocuk geride duruyor ve hiç ileri çıkmıyor. Bu hiçbir şeyi değiştirmez Izawa. Nasılsa ilk golü biz atacağız. Bundan eminim. Şüpheden uygulamanı istiyoruz. Kısa paslaşmalar yapıyorlar. Şimdi topu orta sahaya, Izawa'ya dönüyor. Oyun kurmaya çalışıyor. Ve işte Taki, kanattan ilerliyor. Bu en sevdikleri yöntem. Kanatta hızlı bir koşu ve orta. Hadi şu Tetsu. Beklediğimiz planı uygulayın. Hadi. Sağ topun Kisugi'yi içeri doğru sokuluyor. Kazanmak için genelde bunu uyguluyorlar. Acaba ilk golü atabilecekler mi? Bu sabah sahiden çıktı ve topu geçti. Evet! Yaşasın! Başardık! Aferin sana! Daha neyi bekliyorsunuz? Topu geri alın, çabuk! İşte bu! Tsubasa! Evet, bu beni hiç şaşırtmadı. Tsubasa oyuncuları teker teker çalınıyor! Hey, şu çocuk da kim böyle? Bu kadar güzel oynayan bir oyuncumuz mu vardı bizim? Bilmiyor musun cahil? Onu herkes tanıyor. Tsubasa Ozora. Ishizaki! Topu ileri doğru vurdu! Savunmayı geçerse tehlike var demektir. Tek bir kişi kaldı. Sakın korkma Ishizaki. Tsubasa, neden Ishizaki'ye pas attın? Yoksa buraya gelmeye korkuyor musun Tsubasa? Bu benimle senin aranda olacaktı. İlk gol denemesi Nakatsu'dan gelecek gibi. Yakala bakalım Wakabayashi. Neden gelip savaşmıyorsun Tsubasa? Ha? Kaptan! Olamaz. Hiç zorlanmadan tuttu. Beni iyi dinleyin. O takımda Tsubasa'dan başka oyuncu yok. Neden gidip gol atmıyorsunuz? Bu defa 50 gol istiyorum. Aman Allah'ım. Kaptanı Wakabayashi oyunculara bu defa 50 gol atalım dedi. İnanamıyoruz. 50. 50 mi? Koş Izawa, koş! Hadi, hadi gel artık Tsubasa.
Yoksa benimle yüzleşmekten korkuyor musun? Vakaba yaşayayım. Kere